Sevgili seyirciler, bir dünya derbisiyle karşınızdayız. Avrupa'nın belki de en güçlü iki takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra. Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Liginde 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Vakıfbank Avrupa şampiyonluğunu kazandı bir kez daha. İkinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Sarı siyahlılar 37 maçlık bir galibiyet serisi var Vakıfbank takımının. Ligde liderler, 19 maçta 19 galibiyette. Puanları 58.20. Gençler Ligi puanını da kattığımızda bugüne kadar 19 maçta 57 set kazandılar. 7 set kaybettiler sadece. Eczacıbaşı Vitra ise Vakıfbank'ı yakından takip ediyor. Onların tek bir mağlubiyeti var. Vakıfbank'a kaybetmişlerdi. Ligin ilk yarısında kendi evlerinde 3-1'lik skorla. Onlar da 19 maçta 55 set kazandılar. 8 set kaybettiler. Puanları 56.90. Bugün 3 puan aldığı takdirde liderliğe yerleşecek Eczacıbaşı Vitra. Bu yıl, bu sezon daha doğrusu, onları mağlup edebilen tek takım Vakıfbank ve 4 kez mağlup etti Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra'yı. Ve Eczacıbaşı Vitra'nın bileğini büken başka takım da olmadığı, gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de takım kadroları geldi. Ekran artık ligin de normal sezonun da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Vakıfbank sezon başında aslında Avrupa şampiyonluğu kadar lig şampiyonluğunu da hedef olarak koymuştu. Belki daha büyük bir hedefti lig şampiyonluğu onlar için. Çünkü uzun yıllardır lig şampiyonluğunu kazanamıyorlar. Avrupa şampiyonu olmuşlardı ama Türkiye'de şampiyon olamamışlardı bir türlü. Bu yıl bu hedefi de gerçekleştirmek istiyor Giovanni Guidetti'nin ekibi. Bakalım bunda başarılı olabilecekler mi? Tabii ki öncelikle normal sezon bitecek. Sonrasında playofflar ligin şampiyonunu belirleyecek. Maçın baş hakemi Ebru Kaya, Ali Temel Öneri bugün onun yardımcılığını yapacak. Burcu, neler söyleyeceksin? Bir dünya derbisi, Avrupa'nın en güçlü iki takımı dedim ben. Evet, aynen öyle. Aslında bir El Clasico daha diyoruz. İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi mücadele etti. Tabii dönüp baktığımızda bu aslında ligi birinci bitirecek takımı belirleyen maç olacak. Çünkü iki takım arasındaki puan farkı çok yüksek değil. Bugün eğer buradan Eczacıbaşı Vitra 3 puanla ayrılırsa ligi belki de birinci bitiren turuncu beyazlar olacak. Eğer Vakıfbank kazanırsa zaten yenilgisizliğini devam ettirip ligi de beklenildiği şekilde lider olarak tamamlayacak. Baktığımızda iki takımda aslında çok fazla bir değişiklik yok. Fakat tabii şunu vurgulamak gerekiyor. Eczacıbaşı Vitra'nın en önemli silahlarından biri Hırvat orta oyuncu Maja Poljak. Yaklaşık 13 gündür bacağındaki sakatlık sebebiyle antrenman yapamadı. Terapilerle geçti, doktorlarla geçti zamanı. Ve dün ilk defa idmana çıktı Hırvat oyuncu. Tabii onun formsuzluğu bugünkü sahadaki Eczacıbaşı Vitra performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Hep beraber göreceğiz. Çok fazla zorlayacağını da ben zannetmiyorum sakatlığını. Çünkü baktığımızda aslında playoff öncesinde bu maçın çok da büyük bir önemi yok. Çünkü zaten bu iki takım büyük bir olasılıkla playoff'ta da final oynayacak takımlar olacak. Ligi birinci bitiren takımın tabii ki şöyle bir avantajı olacak elinde. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanacak. Ya Vakıfbank ya da Eczacıbaşı Vitra. İki takım oyun alanına geldi sevgili seyirciler. Vakıfbank bugün ev sahibi. Nazay Demir, Gözde Sonsırma, Bahar Toksoy, Yuvana Brakoçeviç, Malgorzata Grinka ve Christiane Fürst ile başlıyor Vakıfbank. Gizem Libero'da görev yapacak. Eczacıbaşı Vitra'ya baktığımızda Esra Gümüş bir numarada başlıyor. Büşra Cansu, Neslihan Darnel, Senna Usic, Maja Poljak dizindeki sakatlığa rağmen ilk altıda ve Asuman takımın pasörü Özge'nin yerine Gülden Libero'da mücadele başladı. Asuman'ın pası ilk hücum Neslihan Darnel'den, sayı Vakıfbank'ın oluyor. Fileye gönderdi Neslihan. Nazay Demir servisi kullanacak. Esra Gümüş karşılıyor. Asuman, Senna, Senna Usic. Bugün Asuman'la başladı Özge'nin yerine Lorenzo Michelli. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Zaman zaman da zaten lig maçlarında da sürekli olarak iki pasörünü birlikte kullanıyor ama genelde maça başlarken Özge'yi tercih ediyordu. Evet, aslında sezon içinde çok gördük bu iki oyuncunun her sete farklı bir pasörle başlamasını aslında Lorenzo Michelli'nin.
Bugün de maça Asuman'la başlamayı tercih etmiş. Bakalım ilerleyen dakikalarda belki gene o değişiklik gelip Özge sahaya geri dönebilir. Asuman'dan Senna Usic. Sayı Senna Usic. 2-1 öne geçiyor Eczacıbaşı Vitra. Ama tabii belirtelim, Asuman da bu sezon kenardan yardıma girdiğinde takımını hep toparlayan isim oldu. Eczacıbaşı Vitra altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Tabii onun da böyle bir performans sergilemesi bütün voleybol severleri de sevindiriyor. Nazar Demir, Jovan Abrakoçeviç. Şimdi Asuman, Asuman'dan Senna Usic. İkili blok geldi. Savunma Nazar Demir'den Asuman. Şimdi Neslihan'ı gördü. Neslihan hücumu yaptı. Abrakoçeviç dokundu. Glinka tekrar gördü Abrakoçeviç'i. Blok geliyor Abrakoçeviç'e Maya Polyak'tan. 3-1 yaptı Eczacıbaşı Vitra. Maçtan önce Eczacıbaşı Vitra menajeri Nalan Ural'la konuştuğumda Maya Polyak'ın özellikle bloklara yetişmekte problem yaşayabileceğini söyledi. Bacağındaki sakatlık sebebiyle yavaş kalıyor dedi, uzun süredir idman yapmadığı için. Ama bu blokta çok fazla zorlanmadı Maya. Servisi Büşra kullandı. Manşet alan gözde oldu. Şimdi Abrakoçeviç. Maya Polyak'tan blok sayısı. Sakatlığına rağmen iyi başladı Maya Polyak. Evet, çünkü Büşra çok etkili servis atıyor şu anda Eczacıbaşı Vitra'da. Pasın adresi de belli olunca tecrübeli orta oyuncu da Neslihan'ın yanına girip blok kurmakta zorlanmadı iki toptur. Şu anda en uzun turunda aynı zamanda Eczacıbaşı Vitra. Ace geliyor Büşra'dan. 5-1 Eczacıbaşı Vitra. Ace Büşra Cansu. Molayı istiyor Vakıfbank. Bundan önceki El Klasikolarda diyelim, Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank eşleşmelerinde hem ligde hem kupada hem de Şampiyonlar Ligi'nde lige sete daha doğrusu hızlı başlayan Eczacıbaşı Vitra olduğunda özellikle ikinci teknik mola ardından geri dönüş hep Vakıfbank'tan gelmişti. Bakalım bugün bu açılan farkı set sonuna kadar korumayı başaracak mı Tümüncü Beyazlılar? Hep beraber göreceğiz. Molasını kullanıyor Giovanni Guidetti. 5-1 önde Eczacıbaşı Vitra. Büşra yine serviste göreceğimiz oyuncu. Büşra Cansu. Gözde manşeti getirdi. Hücumu yapıyor Gözde. Asuman'dan savunma. Şimdi Büşra, ondan Neslihan. Neslihan Daner blokout. 6-1. Giovanni Guidetti düşünceli kenarda. Bu turu bir türlü dönemedi takımı. Aslında üçlü hücum turunda Vakıfbank takımı ama tabii Naz'ın eline o mükemmel manşet gelmediği için de çok fazla ortayı da devreye sokamadı Büşra'nın servis turunda. Glinka. Hücum Gözde'den. Esra Gümüş. Asuman'dan Neslihan. İkili blok yerleşti ancak Neslihan'ı durduramadı. Sayın Neslihan Danel. Skor 7-1 oldu. Özellikle iki köşeden, dört numaradan Senna ile ikiden de Neslihan'la topu öldürmekte zorlanmadı şu ana kadar Eczacıbaşı Vitra. Çok büyük avantaj yakaladı. Setin başında Eczacıbaşı Vitra. Bu kez kaçırıyor servisi Büşra ancak farkı da onun turunda 6 sayıya kadar çıkardı Eczacıbaşı Vitra takımı. Şimdi Gözde serviste. Senna Usic iyi manşet getirdi Senna. Neslihan Darnel. Sayın Neslihan 8-2 teknik molada Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Millet, numaramızı Turkcell'e taşıyoruz. 19 TL'ye 500 dakikamızı alıyoruz. Her yöne 5000 SMS'i kapıyoruz. Dakikaydı, SMS'ti. Hesabını yapmıyorum.
Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank yeni zaferler için yine Şampiyonlar Ligi'nde. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Haftanın maçında Eczacıbaşı Bitra Vakıfbank karşısında maça iyi başladı. 8-2 sevgili seyirciler, ilk set. Neslihan Darnell şimdi gözde. Glinka. Neslihan'dan güzel savunma. Esra Gümüş 4 numarada. Senosic plasesi Glinka'nın savunmasına takıldı. Şimdi Brakočević. Jovana Brakočević dışarı gönderdi. 9-2. Şu ana kadar Eczacıbaşı Vitra servislerde özellikle Glinka'yı zorlayarak o Naz'ın eline kolay top gelmesini, iyi manşet gelmesini engelliyor. Ve tabii bu da hücumda o renkli Vakıfbank hücumlarının yapılmasını da durdurdu diyebiliriz. Bu da Eczacıbaşı Vitra'nın işini şu ana kadar kolaylaştırdı. Glinka, Senna Usic. Hücum Senna Usic. Sayı Senna Usic'ten. Farkı 8'e kadar çıkardı Eczacıbaşı Vitra. Hücumda özellikle top öldüremiyor Vakıfbank. Mola Vakıfbank. Yönetmenimizden rica etsek İlker'den de bize demin ki blok out pozisyonunu tekrardan acaba ekrana getirme şansı olur mu? İyi servis atıyor Eczacıbaşı Vitra ve şu ana kadar marşetleri de bozmayı başardılar Vakıfbank takımında. Tabii marşetin çok önemli olduğunu her maçta belirtiyoruz. Özellikle servis karşılamanın iyi top gelmeyince de Vakıfbank hücumları da istedikleri gibi organize olamıyor şu ana kadar. İkinci molasını da kullanmış oldu. Bu da sanki Mayapol'a değiyor gibi görüyoruz bu açıdan ama. Sekiz sayılık üstünlüğü var Eczacıbaşı Vitra'nın. Serviste yine Neslihan olacak. Son derece etkili servisler kullanarak maça başladı Eczacıbaşı Vitra. Jovana Brakočević. Sayı Brakočević'ten. Bir yıl daha Vakıfbank'ta göreceğiz Jovana Brakočević'i. Sözleşmesi uzatıldı. Bahar'ın servisi. Senna. Brakočević. Hücum Brakočević. Neslihan çevirmeyi başardı. Maya Polyak ondan Senna Usic'e. Senna Usic öldüremedi topu. Naz. Glinka. Savunma Neslihan. Gülden ondan Esra Gümüş. Bahar Toksoy uzun bir halli. Jovana Brakočević banttan sekti dışarı gitti. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın oldu. Eczacıbaşı Vitra özellikle Neslihan'la geride çok güzel toplar çıkarmaya başladı. Bloktan seken topları toplamayı başarıyorlar. Ve hücumda da çok fazla risk almıyorlar. Açık gelen topları demin Kaptan Esra'nın kullandığı gibi smaç plaselerle havuzu değerlendirerek kullanıyorlar. Naz'ın pası Brakočević'e. Senna Usic. Asuman ondan Neslihan fileye gönderiyor Neslihan. Bugün fileye gönderdiği ikinci topu Neslihan'ın Vakıfbank'ın dördüncü sayısı oldu. Evet, dört sayısı var Vakıfbank'ın. Üçü de Eczacıbaşı Vitra'nın hatalarından geldi. Brakočević, Gülden, Asuman, Maya Polya. Blok sayısı Vakıfbank'ın. Aslında Gülden etkili servise iyi manşet getirdi ama Glinka bırakmadı burada Maya Polya. İyi manşette pasın Maya'ya gideceğini çözmüştü Glinka ve Türk. Brakočević, Senna Usic,
Esra Gümüş. Plasesi Esra Gümüş'ün. Sayı Eczacıbaşı. Vitra. Bir banda temas. Vakıf Bank'ta. Esra Gümüş plaseyi gönderiyor. Glinka şimdi. Glinka'ya blok. Müşra'dan bir ucun daha. Yine Glinka. Esra Gümüş oyunda tuttu bloktan. Seken topu Neslihan. Plasesi doğrudan Naz'a gitti. Şimdi Gizem. Brakoçeviç çok sert vuruyor. Jovana Brakoçeviç. Şu ana kadar oyuna tam anlamıyla girebildi diyemeyiz Brakoçeviç için. Ama geç açıldığı maçlar bundan önce de oldu. Özellikle Sırp pasör çaprazın ikinci teknik molanın ardından devreye girdiğini söyleyebiliriz Vakıfbank'ta. Bu tip oynanan setlerde. Serviste Güldeniz var. Genelde oyuna sonradan giren ama her zaman görevini en iyi şekilde yapan oyunculardan biri Güldeniz. Hep hazır. Evet, özellikle Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde de ilk altı oynadığı yabancı kısıtlaması sebebiyle orada da çok iyi bir performans sergiledi. Onu da altını çizelim. Asuman'ın servisi. Naz'ın akıl dolu sayısı. İçeri kaçan topu ancak bu şekilde değerlendirebilirdi Naz Aydemir. Çok güzel, çünkü genelde bu tip topları daha yakında bekliyor defanstaki oyuncular ama o sahanın gerisini tercih etti. Cristiane Fürst. Selin Osic. Asuman'dan Esra Gümüş. Blok sayısı gözde son sırma. Farkı 5'e indirdi Vakıfbank bu blok sayısıyla. Maçın en büyük farkı 8. Şu anda fark 5 sayı. Lorenzo Michelli molayı istiyor. Eczacıbaşı Vitra molası. Evet, tabii yavaş yavaş Vakıfbank'ın servisleri de etkisini arttırmayı başardı. Ve bu sefer Eczacıbaşı Vitra'nın paslarının hangi oyunculara gideceğini çok daha rahat okumaya başladı Vakıfbank file önündeki blokçular. Bu da blok sayılarının daha rahat gelmesini ve defanstan daha fazla top çıkarmasını sağlıyor şu ana kadar Vakıfbank'ın. Hafta sonu Bursa'ya konuk olacak Eczacıbaşı Vitra. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Vakıfbank'ta Galatasaray Daikin'le oynayacak. Pazar günü saat 15'te o maçta NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Cristiane Fürst. Selin Osic. Neslihan. Sayın Neslihan. Tecrübesini konuşturuyor Neslihan. ...14-8... Manşet Güldeniz'den. Brakoçeviç. Senna Osic. Bloktan top dışarı gitti. Özellikle bugün Vakıfbank blokları kurulsa da alışılagelmişin tersine blok altta çok fazla sayı verdiler. Ellerinin düzgün durmadığını, iyi yer tutmadığını belirtelim Vakıfbanklı oyuncuların. Güldeniz manşet. Gözde'nin topu içeride. Sayı Vakıfbank'ın. Pozisyon bu. Top içeride ve sayı Vakıfbank. Naz Aydemir kullanıyor servisi. 6 sayılık üstünlüğü var Eczacıbaşı Vitra'nın. Asuman, Plase, Selin Osic. Şimdi Gözde. Esra Gümüş'ten savunma. Selin Osic. Blok sayısı Jovana Brakoçeviç. İşte bu sefer eller içeri girince fileden karşı sahaya çok güzel sokmuş Brakoçeviç. Senna'ya izin vermiyor. Farkı 5'e indirmeyi başardı.
Bir kez daha Vakıfbank. Sen Osic. Asuman kurtardı. Blok geldi Bahar Toksoy'dan Büşra Cansu'ya. 15-11. Gittikçe Vakıfbank her geçen sayıda, her geçen dakikada daha iyi oynamaya başlıyor. Nazay Demir. Etkili servis. Şimdi avantaj topu. Güldeniz. Bahar Toksoy. Sayı Bahar Toksoy. Farkı 3'e indirdi. İkinci teknik mola öncesinde. Vakıfbank takımı molayı kullanıyor. Lorenzo Michelli. İşte bu ilginç oldu. İkinci teknik molayı görmeden iki teknik adam da ikişer mola hakkını kullandı. Evet ama Giovanni Guidetti'nin aldığı molalar işe yaramış gözüktü. Özellikle ikinci teknik mola öncesinde geri dönüşü sağladı Vakıfbank takımında. Aslında hep dejavu gibi oluyor Eczacıbaşı Vakıfbank maçları. Çünkü sete iyi başlayan Eczacıbaşı setin ortasına ve hatta son çeyreğine doğru oyundan düşmeye başlıyordu bundan önceki maçlarda. Gene aynısı oldu. 8-2'ye kadar açılmıştı fark. Fakat birinci teknik mola ardından özellikle servislerdeki etki artınca Vakıfbank takımında hem blokta hem de hücumda daha rahat sayı üretmeye başladılar. Bu da skorun aradaki farkın kapanmasına sebep oluyor. Nazar Demir kullanıyor servisi. Gülden karşıladı. İçeri kaçırdı Gülden Bahar. Toksoy. Farkı 2'ye indirdi. Senna Usic bu kez yumuşak geldi servis. Neslihan Darnel. Blok sayısı Vakıfbank'ın. Fark 1'e iniyor. Bahar yine bloğu yaptı. Bahar bizi duydu herhalde. Bloklar iyi yerleşiyor ama eller bir türlü içeri girmiyor demiştik. Son 4 sayının 4'ü de Bahar'dan geldi. İkisi de blok sayısı. Sete ortak oldu Vakıfbank. Asuman. Senna Usic. Sayı Senna Usic. Teknik molada 16-14 önde. Eczacıbaşı bitiren. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Süvari'de kışın son fırsatı. Takım elbise 149.90, mont 99.90, ayakkabı 69.90. Süvari. Hey hey, Vakıfbank geliyor, geliyor, kimilerse kimine rakibi yok. Şampiyonlar şampiyonu Vakıfbank, yeni zaferler için yine Şampiyonlar Ligi'nde. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Son 18 sayının 12'sini kazandı Vakıfbank takımı ve şu anda sete ortak olmuş durumdalar. Eczacıbaşı bitire 16-14. Önde olsa da rüzgarı arkasına alan bir Vakıfbank var. Serviste Büşra. Setin başında farkın açılmasını sağlayan oyuncu servisleriyle yine etkili kullandı servisini. Bırak Koçeviç'in pası Gözde'ye. Organize olamadı Vakıfbank. Şimdi Senna. Senna Usic. Büşra'nın servisi yine fark yarattı. Evet, Glinka oyunda yok ama bu sefer Güldeniz'i üzerine kullanıyor servislerini Büşra ve ilk servisinde de etkili oldu. Büşra kaçırdı bu kez servisi. Şimdi kaptan Gözde Vakıfbank'ta serviste olacak. Esra Gümüş. Asuman'ın pası Senna Usic. İkili blok. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın.
18-15 Eczacıbaşı Bitra. İlginç bir sayı oldu. Yani burada fileden Vakıfbank sahasına düşmüş top. Aslında Senna dokunsa belki de karşı sahadaki topa müdahale bile çalınabilirmiş. Asuman kenarda. Şaşkova oyunda. Güldeniz. Sayı Güldeniz. Yüksek bir blok vardı karşısında. Çaprazdan sayıyı aldı Güldeniz. Farkı ikiye indirdi. Tabii dağınık olunca blok hızlı pası da çok iyi değerlendiriyor Güldeniz. Serviste Bahar. Şaşkova. Christiane Fürst blok sayısını yaptı. Farkı bire indirdi. Senna Osic ve Fürst. Burada Fürst'ün ilk bloğu oldu bu setteki. Etkili servis ve ace geliyor. Beraberliği yakaladı. Vakıfbank 18-18. 8-2 teknik molada, ilk teknik molada öndeydi Eczacıbaşı Bitra. Sonra skoru 10'a 2 yapmışlardı ama Vakıfbank'ın geri dönüşü. Bahar'ın servisi bu kez kaçtı. 19-18. Senna Usic serviste. Kaçırdı servisi Hırvat oyuncu. 19-19. Evet, tehlikeli bir isim şimdi Eczacıbaşı Vitra için servise geliyor. Yovan'da Brokoçeviç ki ondan seriler genelde hep setin son çeyreğinde geliyor. Brokoçeviç, Senna Usic, Özge'den Esra Gümüş'e. Şimdi öne geçme şansı Vakıfbank için. Fürst bu şansı değerlendiriyor. 20-19 Vakıfbank. Setin ilk sayısını almıştı Vakıfbank ve sonra hep Eczacıbaşı Vitra öndeydi. İkinci kez bu sette öne geçiyor Vakıfbank. 20-19. Brokoçeviç. Senna Usic. Hücum Şaşkova'dan gelecek. Gözde'den savunma. Güldeniz. Esra Gümüş. Maya Polyak. Şaşkova. Top döndü. Esra Gümüş'e blok Naz'dan. Şaşkova bir hücum daha. Gizem dokundu. Naz'ın pası Güldeniz'e. İkili blok bu kez yerleşti. Ama iyi noktaya gönderdi bloğun üzerinden Güldeniz. 21-19. Yani uzun rally oldu galiba bu setteki. Kazanan da işte bu akıl dolu hücum smaç plesesiyle Güldeniz oluyor. Brokoçeviç. Yine serviste. Gülden. Esra Gümüş. First blow yaptı. Naz plase yaptı. Maya Polyak'tan döndü. Esra Gümüş. Blok altı aldı sayıyı bu kez Esra Gümüş. 2-0 Hücum Güldeniz'den tekli blok. Blok out. Görmedi topu Şaşkova. Görse aslında rahatlıkla oyunda tutabilirdi. Evet, çok yükselmişti top çünkü. Güldeniz de karşısındaki oyuncu yüksek olmasına rağmen kendinden çok güzel kullanıyor. Dezavantajlarını diyelim, kolundaki boşlukları, kol altını, blok altları çok akıllı yaptırıyor. Senna Usic, Özge'nin pasıyla Şaşkova. Sayı Eczacıbaşı Vitra. Yeniden ikili değişiklik görüyoruz Eczacıbaşı Vitra'da. Neslihan ve Asuman oyunda. Şaşkova ve Özge kenarda. 22-21 önde Vakıfbank. Bank.
Bu değişikliklerle pasörünü hep arkada tutmayı başardı. Lorenzo Michelli. Sert gelen top. Kontrol edemedi. Naz top taşıma kararı, 22-22 oldu skor. Aslında pas için yükseltmek istedi ama tabii topu kontrol edemiyor. Gözde karşıladı Asuman'ın servisini. Cristiani Fürst, Gülden, Asuman, Esra Gümüş. Topu öldüremiyor Esra Gümüş. Çok güzel savunma geldi arka alanda Güldeniz'den. Şimdi Neslihan. Neslihan Darnerli. Blok Fürst'ten, dublaj Neslihan'dan. Şimdi Esra Gümüş anten oynadı ama oyun devam ediyor. Asuman Sen Navusic dışarı gönderdi. Vakıfbank sayısı oldu. 23-22. Melis oyuna dahil oldu. Fürst'ün yerine onun da etkili servisleri var. Bakalım ne yapacak bugün ilk kez oyunda Melis Gürkaynak. Asuman. Şimdi Brakoçeviç aldı topu. Hücumu yapan Gözde. Çalan düdük Esra Gümüş için sayı Vakıfbank. File hatası 24-22 Vakıfbank ve set sayısı. Esra Gümüş banda temas ediyor. Set sayısı Vakıfbank 8 sayı geriden gelerek set sayısını görmeyi başardı. Sarı siyahlılar. Asuman, Neslihan, Naz'ın blok sayısı Vakıfbank seti kazanıyor 25-22. İlk set Vakıfbank'ın oluyor. Vakıfbank'la maç keyfi devam edecek. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank yeni zaferler için yine Şampiyonlar Ligi'nde. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında, Daikin hep yanında. Haydi Galatasaray Daikin. Hani bazı anlar vardır, nefesini tutarsın. Olips, derin bir nefes al, gerisi kolay. GQ Türkiye'den birinci yılı özel kampanya. Bir yıllık abonelik 31 Mart'a kadar sadece 60 lira. Fırsatı kaçırmayın. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank yeni zaferler için yine Şampiyonlar Ligi'nde. Hoş geldin Megabit'le. Başkanım hayırdır? Şimdi ben diyorum ki evlere telefon bağlatalım. O diyor ki internet bağlatalım. Beriki diyor ki mangal yakalım. İkisini birden alalım. Sonra da mangala gideriz. Belli olmaz. Belki balığa çıkarız. TTNet'ten evinize telefon artı tüm aileye internet bir arada. Hadi TTNet satış noktalarına. TTNet'le her şey mümkün. Vakıfbank'la maç keyfi devam ediyor. Vakıfbank Eczacıbaşı Bitre mücadelesinde ilk setin istatistikleri geliyor ekrana. Blok sayılarında Vakıfbank'ın çok büyük üstünlüğü var. 8-2, 10'a 2'den döndürmeyi başardı seti. Vakıfbank takımı ve bu seviyede çok zor Burcu bunu yapmak. Evet, özellikle dejavu yaşıyoruz dedik. Her Vakıfbank Eczacıbaşı Bitre maçında
sete iyi başlayan takım sonunda oyundan düşen takım oluyor ki bunu net bir şekilde bir kez daha gördük. Setin başında iyi hücum organizasyonu yapan, özellikle köşelerden Senna ve Neslihan'la etkili olan, etkili servis kullanan ve rakibinin manşetini bozan Eczacıbaşı Vitra'ya cevap Vakıfbank'tan geç gelmedi. Özellikle birinci teknik molanın ardından ikinci teknik molaya kadar olan süreçte Naz'ın servis serisi Vakıfbank'ın tekrar ayağa kalkmasını ve rakibine diş göstermesini sağladı. Bahar bloklarıyla devreye girdi ve set sonu da alışılagelmiş bir şekilde Vakıfbank'ın üstünlüğüne geçti. Senna Usic ilk setin en skorer oyuncusuydu. 7 sayıyla Bahar Toksoy 6 sayıyla onu takip etti. İlk sayı Vakıfbank'ın oluyor. Tabii Bahar'ın 6 sayısının 3'ü blok sayısı, 1'i servis sayısı, 2'si de hücum sayısı. Bahar'ın bloklarıyla zaten o blok ritmini tutturdu diyebiliriz Vakıfbank. Naz Aydemir, Esra Gümüş, Neslihan Darnel. Sayın Neslihan. Vakıfbank'ta da şu anda Glinka yerine Güldeniz'le devam ediyor Giovanni Guidetti. Ve sahada iki yabancısı var. Neslihan, Mahşet Güldeniz'den. Brakočević. Sayı Eczacıbaşı Vitra dışarı gönderdi. Jovana Brakočević. Neslihan Darnel. Naz'ın pasıyla Brakočević hücumu yaptı. Blok altta aldı sayıyı bu kez. Az önce dışarı göndermişti Jovana Brakočević. Bu kez sayıyı işte bu şekilde kazanıyor. O da ilk sette aslında normal hücum yüzdesinin çok altında oynamış. 10 topun sadece ikisini sayıya çevirmiş. Neslihan. Gizem karşılıyor. Güldeniz hücumu yaptı. Savunma arka alanda Neslihan'dan geldi. Senna Usic. Blok Bahar'dan ancak dublaj Esra Gümüş'ten. Neslihan Darnel. Neslihan. Sayı Eczacıbaşı Vitra. Bu hücumu bu etkinlikte en azından beklemiyordu Vakıfbanklı oyuncular. Güler çıkmadılar. Çıkmamış. Bahar. Gözde. Bahar. Pas biraz sanki alçak kaldı. Esra Gümüş fileye gönderdi. Sayı Vakıfbank. Bahar Toksoy. Asuman. Asuman'ın topu Güldeniz'e gitti. İlginç. Blok out. İçeri düşmüş. Sayı Vakıfbank'ın. Top içeride, evet. Asuman iyi kurtardı topu. Sayıyı alan Esra Gümüş blok out'la Christiane Fürst'ten dışarı gitti top. Asuman da iyi kurtardı ve iyi bir pas attı Esra Gümüş'e. Burada Fürst biraz geç kalınca ellerini de çevirememiş. Brakočević. Esra Gümüş blokluyor Brakočević'i. Servis Maya Polyak'tan. Güldeniz. Güldeniz'in sayısı. Skoru 5-5 yaptı Güldeniz. Belki çok yukarıdan ve sert vurmuyor Güldeniz ama çok doğru noktaları tercih ediyor. Bu da her seferinde sayı almasını sağlıyor.
Brakočević. Etkili oldu servisi Brakočević'in. Christiane Fürst. Blok out. Esra Gümüş'ten top dışarı gitti. Güldeniz ilk sette %75 ile oynarken Gözde %29, Brakočević %20 ile oynadı. Girdiği andan itibaren belki sadece servis atıp maçat olacak diye tahmin etmiştik ama önde de onu tutun da Giovanni Guidetti. Hücumda da her topu neredeyse sayıyla değerlendirmiş oldu. Sayı Güldeniz. Bu set karşılıklı sayılarla başladı ve o şekilde devam ediyor. İlk setin aksine. Servis Güldeniz'den. Kaçırdığı servisi Güldeniz. 7-7 skor. Ve teknik mola öncesindeki son sayıdayız. Esra Gümüş. Gizem içeri kaçırdı topu ve Neslihan bunu affetmedi. 8-7. Eczacıbaşı Vitra teknik mola da önde. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Hashtag zalimsin sosyal medya. Facebook arkadaşlarını, Twitter takipçilerini, sosyal medya trendlerini evde bırakma Bünyamin. Turkcell'de cepten sınırsız Facebook ve Twitter ayda 5 lira. Sosyal yaz 22-22'ye yolla. Hayatı paylaşmaya başla. Şampiyonlar şampiyonu Vakıfbank yeni zaferler için yine Şampiyonlar Ligi'nde. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. İkinci sette Eczacıbaşı Bitra ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçiyor şimdilik. İkinci set El Clasico'da. Esra Gümüş. Ace geliyor Esra Gümüş'ten. Bir numaraya etkili servis. Önce Gizem'i zorladı. Teknik mal öncesinde. Şimdi de Güldeniz'i. Bıraksa belki de top dışarı düşüyormuş. Evet. Güldeniz manşet almaya çalıştı. Şimdi manşet Güldeniz'den Christiane Fürst. Alman oyuncu farkı bire indirdi. Çok geç kalıyor Büşra. Serviste Fürst. Neslihan Darnel. Plasesi Bahar. Blok yaparken bir banda temas. Sayı Eczacıbaşı Vitra. Burada Gözde dokunmuş banda. Büşra. Güldeniz karşıladı onun servisini. Gözde'nin topu dışarıda. Eczacıbaşı Vitra farkı 3 sayıya kadar çıkardı şimdi. 11-8. Büşra'nın servisleri hep etkili oldu bugün. Brakočević. Sayı Brakočević.
Özellikle hücumda zaman zaman Vakıfbank'ta oyuncuların performansının alışına gelmişim daha altında olduğunu görüyoruz. Tabii bunun da sebebi aslında çok zorlu bir Final Four'un ardından ve hedef turnuvanın ardından oyuncuların performansının düşüşte olması. Ama buna rağmen çok iyi mücadele ediyor Vakıfbank sahada. Gözde hücumu yapıyor şimdi. Plase'yi gönderdi Asuman'a. Neslihan Darnell. Neslihan'ın topu dışarı gidiyor. Sayı Vakıfbank. Fark 1'e iniyor. Blockout bekledim Neslihan. Süzmek mümkün değil. Belki kamera pile kamerasından daha net görünebilir ama bu pozisyondan out. Senosic, Brakočević'in blok sayısı. Jovana Brakočević. İkinci blok sayısı bugün. Bu setteki ilk blok sayısı. İlk sette 8 blok sayısı yapmıştı Vakıfbank ve o farkı kapatmalarındaki en büyük etken de buydu. Az önce Brakočević'in yaptığı hücum geldi ekrana. Skor 11-11 ve Eczacıbaşı Vitra molası geliyor. Daha karşılıklı sayılarla geçiyor bu set. Özellikle iki takım da servisten seri yakalayamadı. Bir tek Eczacıbaşı Vitra'nın kaptan esrarla yakaladığı bir 3 sayılık seri var ki bu da çok uzun sürmedi. İlk sete dönüp baktığımızda iki takımın da çok uzun servis serileri yakaladığını gördük ki bu Büşra ile başladı ve Vakıfbank'ta Naz'la devreye girdi. Servislerin temposu tabii düşünce daha karşılıklı sayılarla geçiyor bu set. Bakalım ne zaman o etkili servisler ve hangi takımda devreye girecek? Naz Aydemir. İyi servis kullandı Naz. Brakočević. Naz'dan Gözde'ye hızlı bir pas. Gözde şimdi Bahar tamamlıyor. Hızlı pasları sever Gözde. Öldüremedi belki ama Bahar tamamlamayı başardı. Bahar'a pas hazırlamış oldu burada. 12-11 Vakıfbank. Naz da Şampiyonlar Ligi Final Four'unun en iyi pasörü seçildi. Takımını şampiyonluğa taşıdı. İki sene üst üste. Genç yaşına rağmen çok büyük başarılar kazanmış bir oyuncu. İki sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İki farklı takım da tabii Fenerbahçe ve ardından Vakıfbank. Brakočević. Blockout. Maya Polyak'tan dışarı giden top. Vakıfbank toparlandı. Farkı 3 sayıya çıkardı. Ve ilk servis serisi de gelmiş oldu Vakıfbank'a. Naz'ın servisleriyle 5 sayılık bir seri oldu şu anda. Senna Usic hücumu yapacak. Yüksek bir blok var karşısında. Öldüremiyor topu. Şimdi Gözde. Gözde'nin paralel hücumu topu dışarı gönderiyor Gözde. Şaşkova oyundan Asuman'ın yerine birazdan Özge de oyuna dahil olacak ve ikili değişiklik tamamlanacak. Neslihan Darnell. Gözde bloğu geçemedi. Fark bir sayıya indi. Naz'ın pası Brakočević'e. Brakočević. Şimdi beraberlik şansı Eczacıbaşı Vitra için. Kullanamıyor bunu. Eczacıbaşı Vitra takımı Neslihan'ın plasesi filede. Neslihan şimdi çıkıyor. Özge Çemberci oyunda ve ikili değişiklik tamamlandı. 15-13 Vakıfbank.
Gözde son sırma. Şaşkova. Sayı Eczacıbaşı Vitra. Top içeride, kararı Ebru Kaya'dan. İçeride. İçeride top. Gözde de zaten içeride işareti yapıyor takım arkadaşlarına. Senna Usic. Gözde'nin manşeti. Güldeniz'in hücumu. Şaşkova, Maya Polyak. Gözde. Bahar. Sayı Bahar Toksoy. 16-14 teknik molada Vakıfbank üstünlüğü. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Hem yazar kasa hem de pos cihazı şimdi bir arada. Vera Delta, dünyanın ilk EFT pos özellikli mobil yazar kasası. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. ...16-14 Vakıfbank üstünlüğü var. Sevgili seyirciler, ikinci setin ikinci teknik molasında, dünya derbisinde. Evet, birinci teknik mola ile ikinci teknik mola arasında geçen orta kısımdaki en büyük, en etkili zaman Naz'ın servis serisi oldu Vakıfbank adına. Ve farkı da açmayı başardı Vakıfbank. Maya Polyak, Maya Polyak dışarı gönderiyor. Tuğçe'yi oyuna alacak. Giovanni Guidetti. Bahar'ı kenara çektim. Bahar'ın servislerini biraz riskli buldu. Anlaşılan Tuğçe oyunda. Ace geliyor Tuğçe'den. 18-14. Vakıfbank farkı 4 sayıya çıkardı bu Ace'le. Bu bayağı riskli bir servis oldu ama en azından Giovanni Guidetti'nin yaptığı değişiklik işe yaramış da oldu bu sayıyla. İkinci molasını kullanıyor Eczacıbaşı Vitra. Vakıfbank'ın maç içinde yakaladığı en büyük fark bu. 4 sayılık fark. Evet, özellikle setin başında yaşanan o karşılıklı sayı mücadelesi servislerin devreye girmesiyle Vakıfbank'ta farkı açan taraf oldu. Vakıfbank ne zamanki iyi etkili servis atıyor, o zaman bloklar çok rahat yerleşiyor ve sezon başından beri en iyi yaptığı şey Vakıfbank'ın hangi pozisyonda olursa olsun blokta iyi yerleşip bloktan daha fazla sayı üretmesi rakibine oranla. Tuğçe'nin servisi yine banttan sekti. Bu kez oyunda kaldı. Şaşkova. Gözde çeviremiyor. Aslında ilk topa Naz'la birlikte hamle yaptı. Belki yapmasa çok daha çok rahat yetişirdi bu topa. Gözde biraz daha dışarıda duracaktı çünkü geride. Hem öne geldi hem de yerden kalkıp evet, geriye doğru gitmek zorunda kaldı. Ona rağmen kaldı. Yine iyi yetişti bence. Evet. Maya Polyak. Jovana Brakočević fileye gönderiyor. Jovana Brakočević. Molayı istiyor Giovanni Guidetti bu hatanın ardından. Burada çok fazla paralele dönünce tabii top da filenin alt bandına iniyor. İlk molasını kullanıyor bu sette. İtalyan çalıştırıcı. 2
2008-2009 sezonunda geldi Vakıfbank'a. Bu takımı hiç Türkiye şampiyonu yapamadı. İki kez Avrupa şampiyonu yapmasına rağmen ilk kez Türkiye şampiyonu yaptı bu yıl. Türkiye Kupası şampiyonu yaptı. Ama lig şampiyonu yapamadı. Hatta ilk yılı ligi lider tamamlamışlar. 8. Galatasaray'a elenmişlerdi ve Giovanni Guidetti gönderilecek diye düşünüyordu herkes. Ama Vakıfbank onun arkasında durdu ve çok doğru bir karar verdikleri de ortada. Blok altta Esra Gümüş sayıyı alıyor. Hatta Giovanni de neden beni tuttuklarını anlamadım diyor. O sezonu hatırlattığımda kendisine. Ama sonuçta elin yani kendisine hazır bir kadro verilmişti. Ve o senenin ardından yavaş yavaş istediği ve bu sene mükemmel bir kadrom var dediği bu takımı kurmayı da sağladı Vakıfbank Spor Kulübü Giovanni Guidetti'ye. Biraz da ondan bence ilk sene öyle bir elenme ardından vazgeçmediler İtalyan teknik adamdan. Şu anda Jose Mourinho'nun tabiriyle tamamlanmış bir ürün diyebiliriz Vakıfbank'a. Evet. Jovan Abrakočević, Senna Usić onun servisini karşılıyor. Vlase Šaškova'dan gizem döndü Abrakočević'e. Büşra farkı bire indirme şansı. Esra Gümüş plase muazzam. Esra Gümüş bu arada çalan düdük top yere değdi diyor. Temel öneri Giovanni Guidetti'nin şiddetli itirazı var. Bakalım pozisyona çok kritik. Ben sanki çıktı gibi gördüm. Şimdi göreceğiz. Sanki baş parmağıyla çıkardıysa çıkardı ama. Çok zor. Evet, şuradan bir şey yorum yapmak çok zor. Naz, Güldeniz. Esra Gümüş blok yerleşti, plaseye gitti. Cristiane Fürst. Sayı Fürst. Beraberliğe izin vermedi Alman oyuncu. Servisi Güldeniz kullanacak. 20-18 Vakıfbank üstünlüğü var. Gizem. Şimdi Gözde hücumu yaptı. Büşra'dan dönen topu Naz alıyor. Gözde bir hücum daha. Gülden'den savunma. Senna Usić. Güldeniz. Abrakočević fileye gönderdi. Jovan Abrakočević. Farkta bir sayıya indi. İşte Abrakočević. Bugün o da aslında normal performansın çok altında bir performans sergiliyor özellikle hücumda. Güldeniz. Organize olamadığı Vakıfbank takımı beraberlik şansı Eczacıbaşı Vitra. Abrakočević'ten savunma. Şimdi Gözde. Gözde'ye gelen blok Müşra'dan. Beraberliği yakalıyor Eczacıbaşı Vitra. 20-20. Molayı istiyor Giovanni Guidetti. Geri dönüş bu kez Eczacıbaşı Vitra'dan. Evet, aslında hücumdaki yapılan hatalar ya da hücumda istenilen kadar etkili olamamak Vakıfbank'ı setin son çeyreğinde bir adım geriye düşürdü diyebiliriz. Çok fazla hücumda hata yapıyor. Abrakočević oyundan düştü özellikle son bölümlerde. Evet, ilk sette de 10 topu sadece ikisini sayıya çevirebilmişti sırf pasör çaprazı ama Güldeniz devreye girmişti. Ve o değmemiş. Evet, az önceki pozisyon evet. Çok daha net görünüyor buradan. Teşekkür ederim. Abrakočević topu çıkarmış. Yönetmenimiz İlker'e de teşekkür ederim. Bu açıdan evet, Abrakočević çıkarmış ve Giovanni Guidetti'nin itirazları da haklıymış. Glinka oyunda sevgili seyirciler. Vakıfbank'ta Gözde'nin yerine servis kaçtı bu arada. Esra Gümüş servisi kaçırdı.
Melis oyuna dahil olacak. Melis Gürkaynak, Christiane Fürst'ün yerine kozlarını oynuyor. Giovanni Guidetti geniş kadrosunu en iyi şekilde kullanıyor. Melis baktı Giovanni'ye, servisi nereye kullanması gerektiğini söyledi İtalyan çalıştırıcı, ancak Melis kaçırdı servisi. Büşra etkili servislerinden birini bakalım kullanabilecek mi Büşra? Kullanıyor. Naz, Özgeçen Berci, Senna Usic çok rahat vurma şansı yakaladı. Öne geçti Eczacıbaşı Vitra. Büşra'nın servisleri yine devrede. Glinka'nın gene üstüne atılan etkili servisler. İlkinde işe yaradı Eczacıbaşı Vitra'da. Tabii Mayapolyan önde olması bloğu üstüne çekmesini sağlayınca Senna da tek bir blokta vurdu bu topu. Büşra. Güldeniz manşet getirdi. Glinka hücum yapacak. Blok altı alıyor sayıyı Polonyalı oyuncu. 22-22. Nazay Demir. Özge'nin pası. Senna Usic blok out. 23-22 yaptı Eczacıbaşı Vitra. Brakoçeviç'ten top dışarı gitti. Özge Çemberci serviste. Glinka. Manşette problem yaşadı Glinka. Şimdi Şaşkova. Sayı Eczacıbaşı Vitra. 24-22. Set sayısını görüyor Lorenzo Michelli'nin ekibi. Tabii Glinka'yı oyuna aslında hücumda daha etkili olmak için aldı Giovanni Guidetti, ama onu ön pozisyonda manşete açtığında bu sefer Eczacıbaşı Vitra servisleri de oyunun üzerine gitmeye başladı ki şu ana kadar bu işe yarıyor. Şimdi iki oyuncuyla karşılıyorlar servisi. Naz, Naz'dan Glinka'ya. Glinka öldüremedi topu. Şaşkova için çalınıyor top taşıma. Set sayısını değerlendirememiş olduğum Eczacıbaşı Vitra. Gözde oyunda, Glinka kenarda. Servisi kullanacak Gözde. Yeniden set sayısı Eczacıbaşı Vitra için. Skoru eşitleme, setleri bir bire getirme şansı. Gözde son sırma. Şaşkova plaseyi gönderdi. Brakoçeviç pasını aktarıyor Güldeniz'e. Dublaj geliyor Bahar'dan. Şimdi Gözde manşetiyle gönderdi. Pas Şaşkova'ya. Set Eczacıbaşı Vitra'nın. 25-23. Seti geriden gelerek kazanan bu kez Eczacıbaşı Vitra oluyor. Skor 1-1'e geldi Burhan Ferek'te. Bank'la maç keyfi devam edecek. Şampiyonlar Şampiyonu Vakıfbank bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Soğuk algınlığı yüzünden burun tıkanıklığı yaşadığımda geceleri rahat uyuyamıyordum. Sonra ilaç içermeyen Breathright burun bandını denedim. Burun kanallarını açan Breathright'la artık daha rahat nefes alıyor ve daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku. Breathright. Şimdi deneme paketiyle. Sarı kırmızı rengin
Kışın soğuğunda, yazın sıcağında. Daikin hep yanında. Haydi Galatasaray Daikin. Yeni BlackBerry Z10'la fotoğraflarda mükemmel ifadeyi yakalamak için zamanın içinde yolculuk edin. Time Shift özelliğiyle BlackBerry Z10. Harekete devam etmeniz için tasarlandı. BlackBerry Z10. Beyaz renk seçeneğiyle tarifinize ek ayda 69 liradan başlayan fiyatlarla ilk kez ve sadece Turkcell'de. Vakıfbank'la maç keyfi devam ediyor. Vakıfbank Eczacıbaşı Bitra mücadelesinde setler 1-1 olduğu ikinci setin istatistikleri geliyor ekranlarınıza. Hücum sayıları eşit. Vakıfbank'ın 8 hata yaptığını görüyoruz. Eczacıbaşı Bitra 6 hatayla oynadı. Blok sayılarında 3-2 üstünlüğü var Eczacıbaşı Bitra'nın. İlk sette 8 blok sayısı üretmişti. Vakıfbank blok sayılarında ciddi bir azalma söz konusu. Sarı siyahlılarda bu arada belki de en ilginç nokta Gözde ve Brakoçeviç'ten hücumda verim alamaması Vakıfbank'ın. Evet, çok fazla hata yapıyor dedik. Özellikle Brakoçeviç için birinci sete de iyi başlayamadı ama setin son çeyreğinde gene daha etkili oynadı sırf pasör çaprazı. Fakat tabii bu iki isim de Vakıfbank'ın genelde en skorer ismi olan oyuncular. Bu iki oyuncunun düşük bir performans sergiliyor olması, ki Gözde'nin ikinci sette hiç hücum sayısı yok. 8 pas almış, 2 hata, 2 de blokla durdurulmuş kaptanı Gözde. Onun etkili olamaması tabii Vakıfbank'ı çok olumsuz yönde etkiliyor, ki baktığımızda bir önceki set 2 sayı farklı bitti. Bu 2 sayı da aslında yapılan hataların farkı da diyebiliriz. Çünkü Vakıfbank 8, Eczacıbaşı Vitra'da 6 hatayla oynadı ikinci sette. Brakoçeviç de 11 top aldı ve 4 sayı kazandırdı takımına hücumda. Neslihan, Gözde, Polen oyunda Vakıfbank'ta bu sete başlarken sayı Vakıfbank'ın oluyor. Brakoçeviç kenarda. Bakalım Polen hamlesi neleri değiştirecek? Gitgide yabancı oyuncularını sahadan alıyor Giovanni Guidetti. Maça Fürst, Brakoçeviç ve Glinka üçlüsüyle başlamıştı. Önce Glinka'yı kenara aldı, şimdi Brakoçeviç'i. Sennausic, Naz, Gözde. Uzun bir aradan sonra ilk hücum sayısı Gözde'nin. Tabii o da aslında Final Four'a gelene kadar ve Final Four'da çok iyi bir performans sergiledi. En üst düzey voleybolunu oynadı diyebiliriz. Her oyuncunun yükselişi olduğu gibi düşüş dönemi de oluyor, ki bence Gözde de şu anda en azından playofflara kadar bir süre o mükemmel oyununu oynayamayacak, düşüşte olacak. Belki de dinlendirecek bu oyuncularını Giovanni Guidetti. Evet, bu maç çünkü kritik liderlik için. Bu maçtan sonra iki maçı daha kalacak ligde Vakıfbank'ın. O maçta as oyuncularını kenarda ya da tribünde görebiliriz Vakıfbank'ın. Evet, çok da dinlenemediler aslında şampiyonluğun ardından. Çünkü 3 gün tatilleri vardı. O 3 günde Ankara'ya gidip geldiler. İşte basınla ilgili bir sürü röportajları vardı. Bu da belli oluyor aslında sahada net bir şekilde. Polen bloktan dönen topu yine kendi aldı. Gözde'ye gelen blok Sennausic. Final Four'dan bahsettin. Aslında Final Four'da benim MVP adayım da Gözde'ydi. Evet. Çok iyi oynamıştı. Gerek yarı finalde gerek finalde. İkimiz de Gözde'yi almıştık ama olmadı. Brakoçeviç seçildi MVP. Tabii MVP'de en birinci baktıkları şey en skorer olma özelliği, ama bence komple oyuncu olma özelliği de ön plana çıkmalı. Sayı Bahar Toksoy. ...3-2 Vakıfbank. Bahar'ın sayısı bu şekilde geldi. Massimo Barbolini de seyrediyor mücadeleyi bu arada. Milli takımımızın ve Galatasaray Daiki'nin teknik direktörü. Bravo.
Sayı Eczacıbaşı Vitren. Galatasaray'da ikinci de Fenerbahçe'yle oynayacak bu maçın ardından saat 20'de. Aslında o da üçüncülük, dördüncülük sıralamasındaki en önemli maç. Fenerbahçe çok kritik bir mağlubiyet aldı. Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt karşısında hafta sonu. Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt için de hayati bir 3 puandı o. 3 evet. Birlik galibiyet ligde kalma yolunda. Aslında playoff'ta oynayacak takımlar belli. Biraz da gözler düşme bölgesini çevrilmiş durumda. Ereğli Belediyesi ile Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt arasında kıyasıya bir ligde kalma mücadelesi var son haftalarda. Altta işler daha karışık diyebiliriz aslında, üst tarafta. Belki sıralamalar belki üst tarafta da değişebilir ama bu takımlar zaten playoff oynayacakları için telafisi var. Ama alt taraftaki maçların telafisi yok. Bu hafta sonu Beşiktaş, Bahçeşehir Üniversitesi ile Sarıyer Belediyesi Avrupa Kupası oynama yolunda çok önemli bir maç oynayacaklar. Pazar günü 17.30'da. Bu da aslında ligi 5. bitirecek takımı belli edecek. Ve o takım da önümüzdeki sezon Avrupa Kupası oynama hakkı kazanacak. Polen. Polen'in hücumu son anda dokundu Sennosic ama Vakıfbank alanındaki topa dokundu. Sayı Vakıfbank'ın oldu. Birinci sette de böyle bir pozisyon olmuştu ama top fileden Vakıfbank sahasına düştüğü için dokunmamıştı orada. Evet, böyle bir düdük çalınmamıştı ama bu sefer dokunuyor. Bahar Toksoy. Manşeti alamıyor Esra Gümüş. Esra Gümüş manşet iyi getirdi bu kez. Sennosic, Nazay Demir, Bahar Toksoy. Polen'in hücuma gelen blok sayısı Maya Polyak. Bu da bu setteki ikinci bloğu oldu. Maya Polyak. Hücumda çok fazla görmedik bugün. Hırvat oyuncuyu. Sennosic servisi kaçırdı. Polen. Polen de kaçırıyor. Maya Polyak, Maya Polyak. Gözde çevirmeyi başardı. Şimdi teknik molaya 8-6 önde girme şansı Esra Gümüş. Gizem'den güzel savunma. Naz yetişmeyi başarıyor o topa. Maya Polyak, Asuman, Esra Gümüş plase. Polen, bu savunmanın ardından sayı gelir mi? Sayı geliyor. Gürleriz. Vakıfbank muazzam savunma yaptı ve sonrasında Güldeniz sayıyı aldı. Skor 7-7 oldu. Güldeniz de son derece etkili oynuyor bugün. Evet, bloğun arasındaki boşluğu da çok iyi değerlendirmiş. Servis Güldeniz. Asuman çift vuruş. 8-7 teknik molada Vakıfbank üstünlüğü. Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. İki bisküvi arasında bol marshmallow, üstüne de nefis çikolata. Halley. Lezzetini alana bir Halley oluyor, her şeye iyi tarafından bakıyor. Herkese bir Halley oluyor, iyi tarafından bakıyor. Hey, hey, Vakıfbank geliyor, geliyor, bilinmez kimiyle rakibi yok. Şampiyonlar şampiyonu Vakıfbank, bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü. Hey, Vakıfbank.
Vakıfbank 27 yıldır Türk voleybolunu desteklemekten gurur duyuyor. Teknik mola geride kalıyor. 8-7 Vakıfbank üstünlüğü 3. sette. Setler 1-1. Servisi kullanan Güldeniz. Senosic bir kararsızlık. Pahalıya mal olabilirdi bu. Christiane Fürst. Senna da benim hatam diyor zaten. Evet, şimdi manşet mi alayım, pasta mı karşılayayım, kararını veremedi. İşte Massimo Barbolini, Galatasaray Daik'in teknik direktörü. Onlar da maçlarını bekliyorlar. Yaklaşık 2 saat sonra Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. Esra Gümüş topu sadece içeri atabildi. İyi bir pas alamamıştı. Christiane Fürst çok iyi noktaya gönderiyor. Farkı 3 sayıya çıkarıyor Vakıfbank. Belki çok sert vurmadı ama bir numaradaki boşluğu iyi değerlendirdi Alman oyuncu. Mola Eczacıbaşı Vitra. Evet, son anlara baktığımızda özellikle birinci teknik mola ile beraber hücumda iyi organize olamadığını görüyoruz Eczacıbaşı Vitra'nın. Özellikle 4 numaraya atılan paslarda biraz alçak kalıyor Asuman'ın pasları. Hızlı pas atmaya çalıştığı için hızlı attığında istediği kadar yükseltemiyor ki Esra çok rahat hücum edemedi atılan paslara. Ve özellikle Senna'nın üzerine atılan etkili servisler Eczacıbaşı Vitra'nın düzenini bozmuş gibi gözüküyor. Vakıfbank'ın 10'a 7 üstünlüğü var. Bu setin ilk molası geride kalıyor. Güldeniz kullandı servisi. Senna Usic. Senna yine zorlandı servisi karşılarken. Naz, Fürst, Christiane Fürst. Farkı 4 sayıya çıkardı. Neslihan da sağlamlar yerinde. Senna'dan seken topları hep ikinci pas olarak değerlendiren Neslihan Darnell oldu. Senna'yı kenara alıyor Lorenzo Michelli. Şaşkova oyundan. Güldeniz. Asuman'dan Neslihan. Plase Neslihan biraz yüksek oldu. Naz yetişme imkanı buldu. Holen. Neslihan. Asuman. Esra Gümüş. Gözde oyunda tutmayı başardı. Christiane Fürst. Alman oyuncu farkı 5 sayıya çıkarmış oldu bu sayısıyla. Son 4 sayının 4'ü de Christiane Fürst'ten geldi. Yeterince aslında antene doğru uzamamış ama Fürst yine de paralele göndermeyi başarmış topu. Genelde hep tekli bloğa karşı da son 4 topta hücum ettiği için sahanın boşluklarını değerlendirmeyi de bildi Alman orta oyuncu. Şaşkova. Esra Gümüş. Dışarı gönderiyor. Esra Gümüş. Fark 6 sayı oldu. 13-7. Asuman kenarda, Özge Çemberci oyuna dahil oldu. Eczacıbaşı Vitra'da. Özge'nin topu Güldeniz'e gitti. Christiane Fürst eli çok sıcak. Naz da bunu biliyor, her topu ona atıyor ve Fürst'ü öldürüyor. Hep aynı noktadan hücum etmesine rağmen önlem alamadı Eczacıbaşı Vitra. Mola geliyor. Eczacıbaşı Vitra'dan 14-7. Çok büyük bir seri oldu. Vakıfbank için.
7 sayılık bir seri oldu. Güldeniz'in servis serisi Vakıfbank adına ve özellikle önce Senna'yı manşetlerde oyundan düşürdüler. Güldeniz